Bismillahirrahmanirrahim. Ve hukmuhu ey min cümleti ahkamil mu'rabi ve atharihil muterettibeti aleyhi min haythu huve mu'rabun. Bu tefsirle işaret etti ki mu'rabın birden fazla hükümleri vardır. Onun hükümlerinden bir tanesi en yehtalife ahiruhu dedi. Aynı zamanda hükümden maksat da mu'rab olması itibariyle üzerine terettüp eden eserler, etkiler, izler. Yani mu'rab olmasından dolayı terettüp demek bir şeyin nöbetleşe kendisine gelmesi, üzerine gelmesi demektir. Mesela en yehtalife ahiruhu, bu ahirin muhtelif olması müterettibdir. Yani nöbetleşe gerçekleşir. Bir bakarsın ki merfu'dur, bir bakarsın mensub olur, bir bakarsın mecrur olur falan. İşte dedi ki mu'rab olması itibarıyla onun hükümlerinden bir tanesi nedir? En yehtalife ahiruhu, ey ahirul mu'rabi, bu tefsir işaret etti ki o ahiruhu damiri mu'rabe racadır. Ama ahiruhudan maksat nedir? Eyl harful lezi huve ahirul mu'rabi zaten, burada ahiruhu derken yani harfu ahirihi, bununla da yani o ahirin mutlak olmadığını mutlak değil, o sonundaki harf olduğunu ifade etti. Harfin, son harfin değişikliğe uğraması. Son harfin değişikliğe uğraması da zaten de olabilir. Zatı itibariyle de değişebilir eğer İrab harf ile ise. بِأَنْ يَتَبَدَّلَ حَرْفٌ بِحَرْفٍ آخَرَ حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا. Bir harfin başka bir harfle tebeddül etmesi, değişmesi ya hakikaten ya da hükmen. Ne zaman bu böyle olur? اِذَا كَانَ اِعْرَابُهُ بِالْحُرُوفِ İrabı harflerle olduğu zaman böyledir. اَوْ صِفَةً ya da son harfin sıfat olarak tebeddül etmesi, değişmesi. Yani بِاَنْ يَتَبَدَّلَ صِفَةٌ بِصِفَةٍ اُخْرَى bir sıfatın başka bir sıfatla değişmesi. حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا ya hakikaten ya da hükmen. اِذَا كَانَ اِعْرَبُهُ بِالْحَرَكَةِ İrabı hareke ile olduğu zaman. Şimdi mesela جَاءَنِ أَبُوهُ رَأَيْتُ أَبَاهُ مَرَرْتُ بِأَب۪يهِ dediğimiz zaman son harf hakikaten değişmektedir. Yani rafa halinde diyelim ki vav, nasba halinde elif, cerrah halinde ya olmaktadır. Bu son harfin hakikaten değişmesidir. Peki son harfin hükmen değişmesi ise mesela ca'ani ebul kasimi ra'aytu ebel kasimi ya da ca'ani muslimiyye dediğimiz zaman mesela ca'ani muslimiyye ra'aytu muslimiyye merertu bi muslimiyye dediğimiz zaman bu biraz ihtilaflı bir konudur. Yani bu işte ba'di hurufi takdiriyle midir yoksa tamamı harekat-ı takdiriyle midir? Bu konu biraz tartışmalı bir konudur. Zürufta mesela İrab'ın 8 kısmı, İrab 8 kısımdır. Meşhur olan da 6 olmakla beraber gibi bir kayıt düşer burada. Yani İrab'ın 6 kısmı muttefakun aleyhidir ama 2 kısmı ihtilaflı bir konudur. Tamamı hurufi takdiriyle ba'di hurufi takdiri o biraz ihtilaflıdır. Zannedersem bir ara size biraz anlatmıştım onu. Mesela cani ebul kasimi ra'aytu ebel kasimi ra'aytu ebil kasimi. Telaffuzda o harfleri yok ama kitabette vardır. İşte bazıları o telaffuzda olmayışına binaen bunun irabı takdiridir demişlerdir. Bazıları ise irabı lafzidir. Çünkü orada telaffuzda olmasa da yazıda mevcut olduğundan dolayı onun tamamı hurufi nedir? Evet, tamamen hurufi lafziyle olduğunu söylemişlerdir. Hakeza mesela cani muslimiyye, raitu muslimiyye, merertu bi muslimiyye dediğimiz zaman bunun rafa halinin takdiri mi? Çünkü vavyeye dönüşmüş. İçtema'til vavvel yav fi kelimetin vahidetin ve subiqat ihdama bis sükuni kulübetil vavyaen uddugmetil yav fil yayi ve kusire ma kabluha. Bu genel bir kuraldır. Bunun aslı muslimiyye, muslimiyye, muslimuye, muslimune liyedir. Yani orada bir
vav vardır. İşte vavla ya aynı kelimede olup yan yana gelip efendim makabli gayri madmum olduğu zaman ya kalbedilir. Sonra ya devam edilir. Sonra makabli meksur yapılır. Kuralı burada işlenmiştir. Peki bu yaya dönüşmüş olan bu vavı biz orada vav olarak kabul edip bunu yine tamamı hurufi takdiri ile mi ba'di hurufi takdiri ile mi kabul edelim, yoksa bu ba'di hurufi lafzi midir? Yani o vav da orada vav olarak yaya dönüşmüş olsa da hakikati vav olduğu için vav olarak kabul edelim. Nasb ve cerr hali zaten ya iledir. Dolayısıyla irabı ba'di hurufi lafzi iledir. Oradaki yaya dönüşü farklı bir harfe dönüşüm olarak kabul edenler takdiri diyorlar. O zaman ba'di hurufi takdiri de kabul etmiş oluyorlar. Dediğim gibi yani bu biraz ihtilaflı bir konudur. Yani netice itibariyle son harfin hakikaten değişmesi Esma-i Sitte'de olduğu gibi hükmen değişmesi de bu iki yerde olduğu gibidir. Bu da irabı harflerle olduğu gibi. اَوْ sifeten ya da sıfaten değişmesidir. بِاَنْ يَتَبَدَّلَ sifetun bi sifetin اُخْرَى حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا. O son harfin sıfatının ya hakikaten ya hükmen değişmesi. Sıfattan maksat onun üzerine dahil olan harekedir. اِذَا كَانَ يَرَابُهُ بِالْحَرَكَةِ irabı harekeyle olduğu zaman. Yani جَاءَنِ زَيْدٌ رَأَيْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ dediğimiz zaman Zeyd'in sıfatı hakikaten değişmiştir. Ama mesela جَاءَنِ فَتَنْ رَأَيْتُ فَتَنْ مَرَرْتُ بِفَتَنْ dediğimiz zaman son harf hakikaten değil, hükmen değişmiştir. Çünkü İrab takdiridir. Evet, ne dedik? وَحُكْمُهُ اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ اَمَا بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِي. Bir de o ihtilaf da avamilların değişmesi sebebiyle olacak. Başka bir sebepten dolayı değişime uğrarsa ona irab denilmez. Ey bi sebebi, tefsir işaret etti ki o bayi sebebiyedir arkadaşlar. Ey bi sebebi ihtilafil avamili dahileti aleyhi fil ameli. Onun üzerine dahil olan avamillerin amelde değişmesi sebebiyle. Yani bi'en ya'mele ba'dun minha khilafe ma ya'melun ba'dul aharu. Amilin bir kısmının diğer amilin khilafına amel etmesi. Yani bir amil merfu olmasını istiyor, başka bir amil mensup olmasını falan. Ve innema khassasna ihtilafaha bi kevnihi fil amali. Neden biz demişiz ki bi ihtilafil avamili ve en sonunda müsannif onu şerh ederken dedi ki fil ameli, amelde değişmesi. Neden diyor biz bunu bu şekilde amelde olmakla taksis ettik? Li alla yentakide bi misli kavlina inne zeyden medrubun ve inni darabtu zeyden. İnne zeyden medrubun ve inni darabtu zeyden. Ta ki bizim bu yapmış olduğumuz tanım, bu gibi örneklerle bozulmasın. Yani birisi dese ki bu her iki zeyde de sen buradan mensuptur diyorsun. Halbuki amilleri değişmiş. Bir tanesinde innedir, bir tanesinde darabtudur. Eğer biz desek ki en yehtelife ahiruhu bi ihtilafil avamili, avamili mutlak, amillerin ihtilafını mutlak olarak bıraktığımız takdirde o zaman bu zeytlerin buradaki mensupluklarında avamiller değişmiş olmasına rağmen sonu değişmemiş olur ve irab olmaz o zaman. Çünkü irab nedir? Amillerin değişmesiyle sonunun değişmesidir. Amil bir tanesine inne, bir tanesine darabtudur ve sonu değişmemiş. İnne zeyden, darabtu zeyden. O da zeyden, o da zeyden. İkisi de mensup. Onun için dedi ki fil ameli. Tamam.
bisebebi ihtilafil avamili dâhileti aleyhi fil ameli. Amelde değişikliği olan amillerin değişmesiyle, anlaşıldı mı? Yani amillerin değişmesinden maksat ameldeki değişikliktir. Amil farklı farklı amil olabilir. Her ikisi de nasb ameli yapıyorsa o zaman değişmesine gerek yok. O da nasbe, o da nasbedir yani sonuçta. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, لِأَلَّا يَنْتَقِدَ ta ki nakz olmasın. Yani bizim bu yaptığımız, bu getirdiğimiz kural bozulmasın. يُمِثْلِ قَوْلِنَا اِنَّ زَيْدًا مَدْرُوبٌ وَاِنِّي دَرَبْتُ زَيْدًا وَاِنِّي دَارِبٌ زَيْدًا. Bak, ne oldu? Üç ayrı amil. Bir tanesi inna, bir tanesi darabtu, bir tanesi daribun. Amil üç tane ama zeyden hep mensub. فَاِنَّ الْعَامِلَ فِي زَيْدٍ فِي هَذِهِ السُّوَرِ مُخْتَلِفٌ بِالْاِسْمِيَةِ وَالْفِيلِيَةِ وَالْحَرْفِيَةِ. Çünkü bu üç tane örnekte zeydin üzerine dahil olan amiller değişmiş. Bir tanesi isim, bir tanesi fiil, bir tanesi harf. مَعَ اَنَّ آخِرَ الْمُعْرَبِ لَمْ يَخْتَلِفْ بِاِخْتِلَافِهِ. Halbuki Zeyd'in sonu amillerin değişmesiyle değişmemiş. Ha demek ki bu değişiklik mutlak değişiklik değil. Mesela bu incelik başka kitaplarda görmediğimiz bir inceliktir. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Caminin böyle incelikleri var. Yani evet, en yehtelife ahiruhu bi ihtilafil avamili, amillerin değişmesiyle sonu değişendir. Ama amiller hangi konuda değişecekler? Fil ameli, amelde değişecekler. Eğer amelde değişmiyorlarsa o zaman o ismin sonun değişmesine gerek yok. Şimdi lafzen ev takdiren diğer bir nedir? Tanımın devamı ve hukmuhu en yehtelife ahiruhu bi ihtilafil avamili lafzen ev takdiren. Bu değişiklik lafzen de olabilir, takdiren de olabilir. Bu lafzen ev takdiren nusibe alet temyizi, temyiz üzere mensuptur. Ey yehtelifu lafzu ahirihi ev takdiruhu. Eğer biz temyiz üzere mensuptur dersek, temizler, dikkat edersek ya failden ya da mef'ulden tahvil olmuş, temize dönmüşlerdir. Yani imtala'a al-ina'u ma'an dediğimiz zaman, yani imtala'a ma'ul ina'i oluyor ya, işte buradaki lafzan takdiren de yehtelifu lafzu ahirihi ev takdiru ahirihidir. Böylece ne oldu? Failden tahvil olmuş olur. Ev alel masdariyeti, ya da lafzan ev takdirenin mensubluğu mef'ulü mutlak üzeredir. Ama bu mef'ulü mutlaki ne denir? Hükmi mi denir? Ey yehtelifu ihtilafe lafzin ev takdirin. Yehtelifu ihtilafe lafzin ev takdirin. Lafız ya da takdirin ihtilafıyla muhtelif olan, yani kelam mudafın hasfı üzeredir. Asıl mef'ulü mutlak olan ihtilafe mudaf hasfe gitmiş, mudafu ilehi onun yerine kaim olmuştur. Onun için buna mef'ul mutlaki hükmi denilir arkadaşlar. Vel ihtilafu lafzen, peki lafzı ihtilaftan maksat nedir? Zaten bildiğimiz şey kema fi kavlike ca'ani zeydun ve ra'aytu zeyden ve merertu bi zeydin. Bak, buradaki zeyd lafzen değişikliğe uğramıştır. Birinci örnekte faildir merfu', ikinci örnekte mef'uldur mensub, ikinci örnekte ise ba ile mecrurdur. Ve takdiren olan örneği ise kema fi kavlike ca'ani feten ve ra'aytu feten ve merertu bi feten fe inna aslahu, bunun aslı feteyyun ve feteyen ve bi feteyyindir. İnkalebetil ya'u elifen fesarel i'rabu takdiriyen.
Bu her üç örnekte de ya müteharrik makam-ı mefte olduğu için elife kalb oldu. Böylece irab takdiri oldu her üçünde. Yoksa onun aslı nedir? Feteyyun, feteyen, feteyin. Takdiri irabı ileride zaten bize anlatacaktır. Biliyorsunuz irabın takdiri olmasının üç tane sebebi vardı. Bir tanesi taazzur, bir tanesi istisgal, bir tanesi ise münasebettir. والاختلاف اللفظي والتقديري أعم من أن يكون حقيقة أو حكما. Bu lafzi ve takdiri ihtilaf da hakiki de olabilir, hüküm de olabilir. Kema eşerna ileyhi, daha önce de biraz önce işaret ettiği gibi. لِأَلَّا يَنْتَقِدَ بِمِثْلِ قَوْلِنَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَمَرَرْتُ بِأَحْمَدَ. Ta ki رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَمَرَتُ بِأَحْمَدَ gibi ifadelerle bizim bu söylediğimiz şey bozulmasın. Yani mesela رَأَيْتُ أَحْمَدَ أَحْمَدَ لَوْزَ مَنْسُبُ نَسْبَسِ فَتْحَيْلَدِرْ مَرَتُ بِأَحْمَدَ ise لَوْزَ مَجْرُور جَرَّسِ فَتْحَيْلَدِرْ لَوْزَ مَجْرُور ama جَرَّسِ فَتْحَيْلَدِرْ. Yani gayri münsarıfta mesela cerrenin yerine vekaleten fethe geliyor. Mesela elifta ile cem olan isimlerde de nasbenin yerine vekaleten kesre geldiği gibi. Anlaşıldı mı? Ve kavlina ra'eytu muslimina ve merertu bi muslimina. Bu mesela Ahmet kelimesi irabın harekeyle olduğu yerdeki hükmü ihtilaftır. Müslimine ise irabın harfle olduğu ve ihtilafın da hükmen olduğu yerdir. Çünkü ra'aytu musliminen ki ye elifin yerine niyabeten gelmiştir. Merertu bi muslimine mecrur cerresi ye iledir. Ra'aytu muslimine nasbesi elif yerine ye ile olmuştur. Orada da ye elife niyabet etmektedir. Evet, bu muslimineyi müthennen ev mecmuan tesniye de söyleyebiliriz. Yani muslimeyni de desek, muslimine de desek fark etmez. Anlaşıldı mı arkadaşlar? فَاِنَّهُ قَدْ اِخْتَلَفَ الْعَوَامِلُ ف۪يهِ فِي الْعَمَلِ. Bu örneklerde yani Ahmet ve muslimine kelimelerinde amelde muhtelif olan amiller muhtelif olmuş. وَلَا اِخْتِلَفَ ف۪ي آخِرِ اَحْمَدَ حَقِيقَةً bel hükmen. Ahmet'teki ihtilaf hakikaten gerçekleşmemiş ama hükmen gerçekleşmiştir. Çünkü fethe kesreye niyabeten gelmiştir. Fe inne fethete Ahmet'e ba'den nasibi alametu nasbin ve ba'del carri alametu cerrin. Çünkü Ahmet'teki fethe nasib olan amilden sonra nasb alametidir. Car olan amilden sonra ise cer alametidir. Ve kezel halu fit tesniyeti vel cem'i. Tesniye vel cem'i müzekerde de durum böyledir. Fe ahirul mu'rabi fi hâzihi suveri yehtelifu bi ihtilafil avamili hükmen la hakikaten. Şu halde burada mu'rabin sonu avamilerin değişmesiyle değişmiştir ama hakikaten değil hükmendir. Fe in kulte, eğer ayrı bir itirazda bulunup desen ki لَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْتِلَافُ لَا فِي آخِرِ الْمُعْرَبِ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ اِذَا رُكِّبَ بَعْدُ الْأَسْمَاءِ الْمَعْدُودَةِ الْغَيْرِ الْمُشَابِهَةِ لِمَبْنِي الْأَصْلِ مَعَ عَامِلِهِ اِبْتِدَاءً وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِعْرَابُ بَلْ هُنَاكَ حُدُوثُ الْإِعْرَابِ بِدُخُلِ الْعَامِلِ. Diyor ki sen itiraz etsen desen ki kardeşim sen dedin ki mu'rabın hükmü odur ki en yehtelife ahiluhu bi ihtilafil avamili. Mu'rabın hükmü avamilerin değişmesiyle sonun değişmesidir. Şimdi sen ilk etapta ca'e zeydun dediğin zaman ihtilaf ne demektir? Bir şekilden başka bir şekilde dönüşmek demektir. Şimdi diyor ki bu üç tane örneği düşünelim. Ca'e zeydun, ra'aytu zeyden, marartu bi zeydin dedik. Ca'a zeydun dediğimizde merfu iken ra'aytu zeyden dediğimizde nasbaya dönüştü. Ne oldu? Refa halinden nasba haline ihtilaf etti. Sonra merertu bi zeydin dedik. Nasbeden de cerreye ihtilaf etti.
Peki o ilk andaki ca'e Zeydun nereden ihtilaf etti? Çünkü ihtilaf demek bir halden başka bir hale dönüşüm geçirmesi demektir. İlk söylediğimiz lafız bir dönüşüm geçirmiyor. Anladınız değil mi bunu? İlk söylediğimiz lafız mu'rab herhangi bir dönüşüm geçmiyor. La yetehakkakul ihtilafu. İhtilaf tahakkuk etmemektedir, gerçekleşmemektedir. La fi ahiril mu'rabi ne mu'rabin sonunda ve la fil avamili ne de avamilde ilk söylediğimiz cümlede ca'e zeydun. Ca'e de değişmemiş. Zeydun'un delin sonunda değişmemiş. İza rukibe ba'du'l esma'il ma'dudeti bazı tek tek söylediğimiz Zeyd, Amir, Halid, Bekir dediğimiz isimler birbiriyle birleştiği zaman evet ma'dudetil gayril müşabiheti li mebnil asli mebnil aslı da benzemediği halde ma'a amilihi kendi amiliyle beraber terekkup ettiği zaman iptidaen ilk anda. Yani o ilk kurulan cümle. Yani ve yeterettebu aleyhil i'rabu yani ve la yeterettebu aleyhil i'rabu bu cümle de bir önceki menfiye. La yetehakkaku ve la yeterettebu aleyhil i'rabu ve kendisine yeni bir i'rab terettüp etmemektedir. Bel hunake hudusul i'rabi bi duhulil amili. Bilakis burada amelin üzerine dahil olmakla yeni bir i'rabın ihdas olması vardır. Yani ilk anda meydana gelmesi vardır. Yani biz ca'e zeydun dediğimizde diyebilir miyiz ki bu zeyd daha önce mensuptu, ca'e dahil olunca onu merfu yaptı ya da mecrurdu, ca'e dahil olunca onu merfu yaptı. Böyle bir şey var mı? Hayır. Çünkü daha yeni biz cümle kurmuşuz. Şimdi bu bir itiraz. Fe in kulte sen bu şekilde itiraz ettin ve dedin ki efendim burada irabın terettübü yoktur. Yani daha doğrusu ne amilin ne de mu'rabın sonun değişmesi yok. Halbuki bu da mu'rabdır. Kultu cevap olarak hâzâ hukmun âhere min ahkâmil mu'rabi diyor ki bu mu'rabın farklı bir hükmüdür. Vel ihtilâfu hukmun âhere ihtilaf ise başka bir hükümdür. فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ فِي الْآخِرِ لَا فَسَادَ ف۪يهِ bir hükmün diğer yani mu'rabın birden fazla hükümleri var. 3-5 tane hükmü var. Bizim kastımız onun 3 tanesini anlatmaktır. 2 tanesini boş verdik, anlatmadık. Bu bizim yapmış olduğumuz tanımlamayı bozmaz ki diyor yani tamam mı? لَا فَسَادَ ف۪يهِ فَاِنَّ لِلْمُعْرَبِ اَحْكَامًا كَث۪يرَةً لَمْ تُذْكَرْ هَا هُنَا çünkü mu'rabın birçok hükümleri vardır ki burada hiç de zikredilmez. فَلْيَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ اَيْدًا مِنْ هَذَا الْقَب۪يلِ bu hüküm de o kabilden olsun. Yani zikredilmemiş, bizim zikretmeyi kastetmemiş. Kastetmediğimiz hükümlerden birisi olsun. غَايَةُ الْاَمْرِ اَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَكُونُ min havasihi şamileti. Yani işin sonucu şudur ki bu hüküm yani en yahtelifa ahiru bi ihtilafil avamili mu'rabın bütün hükümlerine şamil gelen bir özellik değildir ki mu'rabın biz dedik ki bu da mu'rabın hükümlerinden bir hükümdür. Mu'rabın sadece bu hükmü vardır başka yoktur demiyoruz ki zaten. Tamam mı?